Ne Oyun YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Supercell'in yeni getirmiş olduğu Yıldırım Yalesi'ne gireceğiz. Zaten ben bunun birinci aşamasını yaptım. Şimdi ikinci aşamasına geldik. Modern Royal adlı aşamaya geldik. Ben kendime böyle bir deste yaptım. Elf Barbar'la saldıracağım ve zaten bu etkinlikte birçok kişi Elf Barbar kullanacağı için de kendime korumalar ve çete kartını aldım diyeyim, artık lafı uzatmadan savaşlara geçelim. Savaşa geldik. Karşımızda Buffon adlı arkadaş var. Kendisi Ekilados adlı bir klandan geliyor. Direkt ben şöyle madenci yapıştırdım. Ama biraz atmam kötü oldu. Çünkü karşı tarafta cellat kartı var. Ve fırın kartı var. Ki bu da bizim için harbi sorun. Ben de şöyle cellat kartını atayım ki en azından hem fırından çıkan alev ruhları ölsün, hem de oradaki cellat kartı ölür. Bu da benim işime gelir. Şöyle uçan makineyi açayım da bari oradan bir işlesin. Hoppa, uçan makine klavye aletini görmedi ve benim için harbi sorun çıkardı. Hatta işte ben bu yüzden korumalar aldım. Herkes Hayut kartını kullanıyor, Elite Barbar kartını kullanıyor. Direkt ben onu şöyle bir ortaya çekeyim değil mi? En azından vuramadan ölür. Evet, güzel bir şekilde bence onu engelledik yani. Hasar yemekten kurtulduk bir nevi. Bu arada fırın kartı benim harbi canımı sıkmaya başladı. Acaba uçan makine onu oradan vurabilir mi? Oo, uçan makine 10 numara çalışacak bence orada. Bir de cellat kartını alırsa uçan makineden iyisi yok. Hadi be, oradaki bari alev ruhları ölseydi. Ben de bu kraliçe hiç sevmiyorum ya, bu ne? Çete atıyorum ve 2 saniye içinde yok ediyor. Adam çünkü hoppa. Bayrancı attım, yere gittim, kasırga attım. Bu da mükemmel bir şey. Konuşacağım diye yanlış kartı oynadım. Şimdi adam kaldırıp bana oradan koç başarsa ben hiçbir şey yapamayacağım. Bu arada biz zaten hasar konusunda öndeyiz. Tek şöyle prensesi çıkardım ben. Hoppa, bizim cellatımızın ölmesi aşırı kötü olur. Evet, cellatımız ölmedi en azından. Zaten bir de şöyle patlarsa diye falan onu ortaya çekeceğim. Oradaki prenses kartımı da ölmesine izin vermeyeceğim. Direkt şöyle yapıştıracağım, madenciyi geçeceğim. Oradaki uçan makine adam da işte, görüyor musunuz? Uçan makine gitti oradan fırına vurdu ki zaten bu da benim için 10 numara bir şey oldu. Direkt şöyle hepsi ortaya gelsin. Ben de direkt oraya şöyle elit barbarı yapıştırayım geçeyim. Ama adam kaldırıp öfke falan attı. Bu harbi sorun. Ben bir elit barbarla saldıracaktım ama elit barbarla saldıramadık da. Yalnızca madenci ile saldırdık. Şöyle bari kasırgayı attım ki biliyorum çünkü oraya kesin bir şey atar. En azından çıkan alev ruhları da öldür. Evet, cellat da öldü, alev ruhları da öldü. Keşke oraya elit barbarları ataydım. Ama atamadım. Şu an gelen saldırı çok güzel bir şekilde engelledik ama bence olunca gelip o kuleyi alır. Zaten 5 canı kaldı kulenin. Hoppa, adam kaldırıp attı koç başını. Benim orada yaptığım ufacık bir ata tüm maçın şu an seyrini değiştirdi. Direkt ben ölümüne savunacağım bundan sonra, eğer savunabilirsem. En azından cellatı öldürdük orada. Bari oradaki alevruklar da ölsün. Bir de şuraya uçan makineyi atayım ben. Tabi uçan makineyi yanlış yarattım. Bugün bende bir işler var ama ben çözemedim. Hadi hayırlısı. Hatta oraya da bir tane vurması yetecektir. Evet, savaşı kaybettik. Buffon kardeşimizi tebrik ediyorum. Yani benim orada yaptığım hata yüzünden savaşı kaybettik. Normalde etmezdik. Diyelim artık lafı uzatmadan bir yer savaşa geçelim. Savaşa geldik. Karşımızda Serikatlık arkadaş var ve kendisi BCN TM adlı klandan geliyor. Umarım bu sefer yenilmeyiz ya. Daha akıllı bir şekilde oynamaya çalışacağım. Mesela şu an orada ben aşırı derece iksir karına geçtim. Direkt şöyle elit barbarları yapıştıracağım.
Ne yapayım? Başka çarem yok benim. Elif Barbar atmaktan başka. Zaten deste Elif Barbar üzerine kuruldu ve karşı tarafları Omega Şövalye yoksa Elif Barbar'a biraz zor engeller. Oradaki Jalat'ımızı çok güzel bir şekilde vurmaya devam ediyor. Bir de şöyle madenciyi de biz deneyelim. Madenci de vur, acaba arkadaş bize maçı saldı mı? Saldıysan çok sağ ol kardeşim. Çok güzel bir şekilde kulede uçan makineye kilitlendi. Direkt şöyle korumalar falan elmene geçiyor artık, atıyorum. Sanırım biz o kuleyi aldık. Evet evet, biz o kuleyi aldık. Buradan SK kardeşim, bu videoyu izliyorsan sana çok teşekkür ederim. Bize maçı saldığın için. Çünkü bundan önceki maçı harbi çok kötü bir şekilde yenilmiştik. Ve 3 taşla maçı sonlandırdık diyelim ve artık bir diğer savaşa geçelim. Ha durum. Savaşa geçmeden önce burada fıçımızı alalım değil mi? Ve şimdi bir diğer savaşa geçelim. Savaşa geldik. Karşımızda Talvez Arena 6 bir atlı arkadaş var. Direkt ben şöyle Elif Barbar artı Prenses gömdüm. Kimse beni tutmasın. Belki önüne bir şat diye Prenses'i de attım. Ve karşı taraf kaldırıp oraya Mega Şövalye'yi attı. Şu an ben harbi ayva yedim yani. Uçan makineye o kadar büyük hasar veremiyor zaten. Bari ben de uçan makineyle saldırmaya çalışayım. Önüne madenci atacağım. Arkadaşın Mega Şövalye'yi alması biraz benim işlerimi bozdu. Evet, şu an o kuleyi de aslında biz fena bir hasar vurmadık. Ama arkadaş da çok fena geliyor. Hoppa, oradaki alev ufları olmasa direkt çeteyi yapıştıracaktım ama yapıştıramadım. Yine gelip oradaki koçbaşı bize vurdu. Ben oradaki cehennem ejderhası ölseydi. Hadi cehennem ejderhası git peşinden. Sanırım gelip kulemizi alır. Yo, alamadı, gayet güzel. Next turn ben prensesi yapıştırıyorum. Aha bu lafa yemezler kardeşim. Bu lafa Elit Barbar'ı sana böyle laps diye atarım. Ama sen de kaldırıp bana madence kartını laps diye attın ve gelip o kuleyi aldın yani. Hoppa, iyileşme büyüsü mü? Ama gelmemişti. Adam iyileşme büyüsünün destesini almış. Helal olsun diyorum yani. Tek kelime edemiyorum ben. Çünkü İyileştirme büyüsünü kimse kullanmıyordu ve bu adam alıp destesine koymuş. Bu da bizi bayağı bir şaşırttı yani. Direkt ben şöyle madenciyi yapıştırıyorum. En azından oradaki cellat komitesini öldürdü ve bir tane de cehennem ejderhasına vurdu. Oraya prenses ata ata alacağım. Ama karşı tarafın yaptığı ayıp. Ben oraya madenciyle alamazsam ayva yedik yani. Direkt şöyle kasırgayı çek atacağım ben. Bir de onun üzerine uçan makine ki karşı tarafın işi biraz daha zorlaşsın. Attım çeteyi de belki bir iş görür diye. Ki bence mükemmel derecede iş gördü. Alan korumalar iyileştirme büyüsü bastı, daha ne yapabilir ki yani. Direkt şöyle madenciyle prenses. Hatta bence okulaya bende artık. Bir de şöyle üstüne hemen cerat atarım. Evet, prensesin bir tane daha vuruşuna bakar. Bu arada geçen hafta neden video gelmedi? Yalnızca 3 gün video geldi. Hastaydım. Sesim zaten gitmişti. Şimdi biraz düzeldim ve dedim artık videolara geri başlayayım. O yüzden kusura bakmayın. Bu arada biz maçın seyrini değiştirdik ya. Arkadaş bizi yenerken şu an o yeniliyor yani. Ama ben yani ona maçı öyle boş beleş vermeyeceğim. Hak ederek kazanması lazım. Ve oradaki Mega Şövalye geldi, boş yere zıpladı. Vallahi boş yere zıpladı. Böyle şey olur mu ya? Hoppa, koçbaşına da arkadaş geldi. İletişime büyüsünü attı ve bizi yendi. Bu konuda karşı tarafı tebrik ederim. Talvez Arena 6 kardeşimiz bizi yendi. Biraz benim şu an canım sıkıldı. Etkilikten bir tane galibiyetle ayrıldık. Hadi şu sandığı açalım. Zaten içinden ne veriyor ki? Bir tane sıradan verecek büyük bir ihtimal. Altın verdi, skelet fıçısı verdi, top verdi ve bir tane de mızraklı goblin verdi.
Ben buna gidip bunu 6 yaparım. Çünkü bu için sonuna destansı sandık var. Diyelim ve artık videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.